Merhaba, iyi günler. Pazartesi günü Hamas'ın İsrail'e saldırılarının 1. yıl dönümü, ama daha önemlisi İsrail'in daha sonra Gazze'de yaptığı o büyük operasyonların kimileri tarafından haklı bir şekilde soykırım olarak tanımlanan büyük operasyonların ki hala sürüyor 1. yıl dönümü. Şimdi bu 1. yıl dönümünde İsrail'e en büyük desteğin Batı'dan geldiğini biliyoruz ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiğini biliyoruz ve bu konuda çok ciddi eleştiriler var. Peki Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e olan bu desteğini, genellikle kayıtsız şartsız olarak adlandırılan bu desteğini nasıl, desteğe nasıl karar verdi? Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da yaşayan ve çalışan meslektaşımız Hümeyra Pamuk, kendisi Reuters'in dış politika editörü Washington'da, dün bir atlatma haber yaptı ve saldırının, yani 7 Ekim'in hemen sonrasında, birkaç gün sonrasında Amerikan üst düzey yöneticilerinin e-postalarını ele geçirdi. Değil mi Hümeyra? Ruşen, merhaba. Bu suç değil mi? Diyeyim. Amerika'da basın özgürlüğü ile ilgili kanunlar oldukça kuvvetli. Ama doğru bir soru soruyorsun. Bu iç yazışmalar classified dediğimiz yani gizli devlet sırrı kategorisinde değildi. Ancak o şekilde yazışmaları da Nisan ayında ele geçirmiştim. Yani editörlerle ve şirketin avukatlarıyla bunları konuşup kendi prosedürlerimize uygun bir şekilde yayınlıyoruz. Bugün de bunu yaptık. Evet, 11-14 Ekim arasındaki yazışmalar ve burada çok önemli Beyaz Saray'ın, Dışişleri Bakanlığı'nın ve Savunma Bakanlığı'nın, Pentagon'un çok üst düzey yöneticilerinin böyle kıran kırana tartıştıklarını görüyoruz sanki, değil mi? Ya tabii ki İsrail'e destek vermeliyiz diyenler de var. Ya yapıyoruz ama Arapları kaybediyoruz diyenler var. Bir özetlesene, buradaki genel hava ne, bir kafa karışıklığı mı, yoksa bir karara varılmış da birileri o karardan döndürmeye mi çalışıyor? Bütün bunların ilk, yani 11-14 Ekim'deki Amerikan üst düzey ki 3 önemli kurum, işte Beyaz Saray, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı, kararlar buradan çıkıyor. Nasıl bir şey var? Muhabbet diyeceğim ama yani bunun sonucunda binlerce, on binlerce insan hayatını kaybetti. Ben bu e-mailları ilk ele geçirdiğimde açıkçası şok oldum. Çünkü o kadar erken bir tarih ki 11 Ekim, 12 Ekim, 13 Ekim yani birkaç gün sadece 7 Ekim saldırısından sonra ve biliyoruz ki İsrail 7 Ekim saldırısından sonra Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra hemen Gazze'yi bombalamaya başladı havadan. 11 Ekim'e geldiğimizde bir sürü Filistinli evlerinden edilmişti, yerlerinden edilmişti. Yani sivil ölü sayısı hızla artıyordu o esnada. Amerika'da o dönemde ben gayet iyi hatırlıyorum çünkü 11 Ekim'de Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ilk Orta Doğu gezisine gidiyorduk 11 Ekim Çarşamba günü. Ve yani Amerika'daki ve Washington'daki hava %100 İsrail'le dayanışma şeklindeydi. Amerika senelerdir İsrail'le çok farklı bir ilişkisi olan bir ülke. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Gerek askeri gerek siyasi açıdan müthiş bir desteği var. Ancak yani Filistinlilerin hiç adı geçmiyordu 11 Ekim'de, 12 Ekim'de. Ve biliyorsun daha sonra İsrail'e yönelik uluslararası hukuku ihlal etme, savaş suçları, soykırım gibi birçok suçlama yöneltildi. Artık bugün 40 bin kişinin öldüğü, yani 21. yüzyılın ortasında hiç olmaması gereken görüntülerin olduğu, çocukların açlık çektiği, yerle bir olmuş bir Gazze'ye baktığımızda geri dönüp de 11 Ekim'de, 12 Ekim'de Amerikan yönetiminin tepesindeki yetkililerin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal edebiliyor olduğuna dair uyarılmış olmaları
Beni gerçekten şok etti. Yani bu e-mailleri ilk aldığımda o kadar hemen o kadar sonra olması benim için çok çarpıcıydı. Yani belki izleyiciler saf bulacak bu açıdan beni ama ben Dışişleri Bakanlığı'nda yani her gün ya da her hafta İsrail ile ilgili işte uluslararası hukuk perspektifinden bakarak birçok soru soruyorum. Bütün Amerikan dış politikası ile ilgili değişik sorular soruyorum ama tabii ki de son bir senedir ağırlıklı olarak gündemimiz bu. Ve sözcülerden aldığım cevap her zaman hep böyle havada. Yani endişe ettiğimiz İsrail'in hani askeri operasyonlarında endişe ettiğimiz bir takım uygulamalar var. Birçok olay oluyor değil mi? Batı Şeria'da, Gazze'de askerlerin yani yerle bir ettikleri evlerden alıp işte oradaki Gazze'li kadınların iç çamaşırlarını giyip üzerlerine video çektiklerini bile gördük. Bu olayların hepsini tek tek ben ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki gazeteci arkadaşlarım hep sorduk. Aldığımız hep cevap bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Net bir görüşümüz yok. Bunlar çok endişe verici, çok rahatsız edici ama kesin olarak söyleyemeyiz. Şimdi bu kamuya yapılan bu açıklamalar, bunlar ve de Kasım, Aralık, Ocak bugüne kadar, bugün de sorsanız hala aynı cevap var. Ama bu e-mail'lar diyor ki 5 gün 6 gün sonrasından daha en üst düzeyde bu İsrail'in savaş suçları işleyebiliyor olduğu riski tartışılmış. Dolayısıyla Peki burada burada şey sorabilir miyim sana? Üç tane ayrı kurumdan bahsediyoruz. Çok sayıda üst düzey yöneticiden bahsediyoruz. Burada bir kategorileştirme yapmak mümkün mü? Hani güvercin, şahin mesela diyelim ki Dışişleri Bakanlığı daha güvercin, daha insani yaklaşırken Beyaz Saray daha şahin, daha İsrail yanlısı yaklaşıyor falan gibi yoksa her kurumda farklı farklı düşünen insanlar mı var? her kurumda farklı farklı düşünen insanlar var. Bu benim burada Washington'daki tecrübem. Bu savaşın başından beri gazeteci olarak takip ettiğim için tecrübem. Ancak çok iyi bir noktaya değiniyorsun. Çünkü o e-maillerde Dışişleri Bakanlığı yetkilileri başlamak üzere olan insani krizle ilgili çok daha empati sahibi ifadeler kullanıyorlar. Bir kere Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilileri oradaki ana konu üç tane üç başlıkta inceleyebiliriz ama insani kısmına bakarsak, insani kriz kısmına bakarsak o Pentagon yetkilisi Dana Stroll'un bir e-mail ile başlıyor. Kendisi 13 Ekim'de Uluslararası Kızıl Haç'la bir telefon görüşmesi yapmış ve oranın Orta Doğu direktörü demiş ki yani bizim değerlendirmemiz İsrail 1 milyon kişiye 24 saat içerisinde burayı terk edin. Çünkü biz burada askeri saldırı yapacağız demesi bu uluslararası hukuku çiğneme riski taşıyor ve savaş suçu işliyor olabilir. Bunu alıyor Pentagon'daki üst düzey yetkili, Beyaz Saray, başka Pentagon yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerine gönderiyor. Bu Beyaz Saray yetkilileri arasında herkesin yani hani basının yakından tanıdığı Biden'ın Orta Doğu direktörü Brett McGurk da var. Türkiye'de de esasında Brett McGurk tanınan birisi. Obama yönetiminde de görevi vardı. IŞİD'e karşı özel görevli elçiydi. Yani onun cevaplarının mesela daha şahin olduğunu görüyoruz. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri İsrail'in bu tahliye emrinin durdurulmasını, İsrail'in genel askeri operasyonlarının biraz yavaşlatılmasını tavsiye ediyorlar. Çünkü hiçbir hazırlık yok. 1 milyon kişiyi yerinden edeceksiniz ve yani doğru düzgün gidecekleri bir yer yok zaten. Gidecekleri yerin güvenli olup olmadığına dair birçok endişeler var. Bunları ifade ediyorlar. Brett McGurk sonra cevap veriyor. Diyor ki işte diyor 24 saatlik diyor süre esasında tam gerçek bir süre değil. Birazcık zaman kazanabiliriz ama o esnada
Birleşmiş Milletler'in insani yardım grupları Mısırlılarla, İsraillilerle beraber çalışsın ve bu insani altyapıyı hemen bir an önce kurmaya başlayalım diyor. Ama bu çok realist bir şey değil. Çünkü Netanyahu o esnada, yani Gazze şey altında, abluka altında ve 7 Ekim saldırısından sonra İsrail hiçbir şeyin girmesine izin vermiyor. Hiç insani yardım gitmiyor ki. ICRC, yani Kızılaç Örgütü'nün dediği şey de şu: siz, yani savaş kanunlarına göre siz sadece ben burayı bombalayacağım buradan çıkın demeniz yetmez. O gidecek sivillere doğru düzgün gidecek güvenli bir yer vermeniz gerekir. Aynı zamanda onlara işte en temel hakları olan yemek, su vesaire bu gibi şeyleri sağlıyor olmanız gerekir. Bunları sağlamıyorsanız o zaman savaş suçu işleme riskiniz var şeklinde bir değerlendirme yapıyor ve buradan çıkıyor. Brett McGurk'ün bu işte Biden'ın Orta Doğu baş danışmanı, onun bu e-maillere cevap verdiğini görüyoruz. Cevaplarından bir tanesinde İsrail'in bu 1 milyon Filistinli'ye evlerinizi terk edin çağrısını ve akabinde yapılması gereken hazırlıkları Amerika'nın 2016-2017'de Irak'ta, Musul'da IŞİD'e karşı yaptığı operasyona benzetiyor. Mesela o çarpıcı bir şeydi ve ben onu kullandım haberin içerisinde. Yani çünkü birazcık tuhaf bir benzetme açıkçası. Zaten Brett McGurk'ün bu cevabına Dışişleri Bakanlığı ve aynı zamanda Beyaz Saray'dan iki tane meslektaşı böyle kibarca pek katılmadıklarına yönelik bir cevap veriyorlar. Paula Taffer var şeyde, Beyaz Saray'da, insani yardım vesaire bunlardan sorumlu Biden'ın danışmanı, diyor ki yani Musul operasyonuna biz aylarca hazırlandık diyor. Amerika aylarca hazırlandı. Birçok insani yardım organizasyonu seferber edildi, değişik altyapılar kurma fırsatları oldu ve Musul'dan kaçan insanları yardım yapabildiler. Yani bunlar çok farklı şeyler demeye getiriyor. Hani bununla bunu nasıl şey yapabilirsin, karşılaştırabilirsin. Öte yandan gene Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili Andrew Miller'ın İsrail'e bu operasyonunu yavaşlatma çağrısında bulunmalıyız ve bunu bir an önce yapmalıyız ve Amerikan yönetiminden değişik kişiler bunu yapmalı şeklinde bir tavsiye verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla kesinlikle senin dediğin gibi bir güvercin şahin ayrımı var. Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililerin daha güvercin olduğunu, Brett McGurk'ün daha şahin olduğunu söyleyebiliriz e-maillere bakarak. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bir kafa karışıklığı var, bir tartışma var ve bu bir anlamda da politikasızlık, anladığım kadarıyla Amerika'nın tereddüt etmesi, geç kalması, İsrail'i ürkütmemesi vesaire falan gibi bir yere doğru gidiyor ve bir yıldır bu sürüyor aslında. Değil mi? Yani açıktan yapılmayan, gizli gizli yapılan Netanyahu sıkıştırmak vesaire. Mesela varsayalım ki bu üst düzey yöneticiler baştan itibaren insani boyutun çok önemli olduğunu söyleyip baştan itibaren kararı bu yönde almış olsalardı, İsrail operasyonlarını, Gazze'deki o büyük katliamları Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde engelleyebilir miydi? Yani bir anlamda zaten istesek de yapamayız, o bildiğini okur perspektifini bu şeylerde gördün mü maillerde? Biraz Brett McGurk'ün cevaplarında gördüm. Çünkü ve bunu daha sonra da bu haberi yazma, toplama süresince değişik ABD'li yetkililerle konuştum. E-mail'daki bazı insanlarla da konuşmaya çalıştım. İşbirliği yapanlar oldu, olmayanlar oldu vesaire. Genel olarak Brett McGurk'ün İsrail hükümetiyle daha çok çalışmaya çalışan, işbirliği yapmaya çalışan, rest çekmek istemeyen, hayır demek istemeyen, onlarla çalışmak suretiyle bir şeyler, bir takım konuları ilerletmeye çalışan bir
yaklaşımı olduğunu söylüyorlar. Yani ben büyük olasılıkla diplomatik bir şekilde aktarıyorum bunu. Dışişleri Bakanlığı'nda yaptıklarını eleştirenler de var. Elbette kayıt dışı ve özel konuşmalarda çok eleştiri ona yani hani ona çok eleştiri şey yapanlar da var. Eleştirel bakanlar da var. Hiç hoşlanmayanlar da var bu yaklaşımdan. Ya Ruşen bu çok zor bir soru ama artık bunu çok kişi söylüyor. Yani bir seneyi geçti neredeyse ve Amerika'nın elindeki en büyük kozu İsrail'e gönderdiği milyarlarca dolarlık silah yardımı. Şimdi yani herkesle ilişkinizde, uluslararası diplomasi ilişkisinde yani karşınızdaki sizin en yakın müttefikiniz de olsa eğer bir konuda birbirinize katılmıyorsanız ve siz karşınızdakinin davranışını değiştirmek istiyorsanız yani bir şekilde orada elinizdeki bir kozu kullanmanız gerekiyor değil mi? Yani Biden yönetimine yapılan en büyük eleştiri de bu. Netanyahu hiçbir zaman Amerika'nın İsrail'e olan silah yardımının kesintiye uğramayacağını biliyor. Dolayısıyla ne yaparsa yapsın insani yardımları engellesin, işte bir apartmanda 60 kişi var ama bir tane Hamas komutanını öldürmek istiyor. Bütün binayı yerle bir etsin ve oradaki bütün sivilleri öldürsün. Yani yaptığı hiçbir şeyin bir sonucu olmayacağını bildiği zaman karşınızdaki müttefikiniz de olsa neden davranışını değiştirsin? Bu çok soruluyor. Ve bu e-maillerde görüyoruz ki gene Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir takım diplomatlar bakın bazı değişiklikler yapmamız lazım. Mesela ikinci set, ikinci e-mail grubunda Amerika'nın kamu diplomasisi tam o günlerde 11-12 Ekim'de nasıl bir mesaj veriyor dünyaya? Dünyaya verdiği mesajda neyden bahsediyor? Gayet iyi hatırlıyorum ben. Hani %100 İsrail'in yanındayız vardı ve hiçbir şekilde Filistinlilerin adı anılmıyordu. Blinken'da, Biden'da insani yardım veya Filistinlilerin acısına yönelik bir şey 13-14 Ekim'e kadar hiç söylemediler hiçbir şekilde. Ancak oluyordu o zamana kadar. Yani büyük saldırılar oluyordu ve birçok sivil hayatını kaybediyordu. Burada da gene bir değişiklik isteği ve değişiklik tavsiyesi gene Dışişleri Bakanlığı'ndan geldiğini görüyoruz. O ikinci e-mail grubunda da gene Brett McGurk'ün şöyle bir şey oluyor. Kamu diplomasi yetkililerinden Bill Russo diyor ki yani Arap dünyasında müthiş bir kredibilite ve imaj kaybına uğruyoruz. Çünkü mesajımız çok tek taraflı. Sadece İsrail'le dayanışma içindeyiz diyoruz ve başka hiçbir şey demiyoruz. Ve bu çok yanlış. Arap ülkelerinde imajımız korkunç zedeleniyor ve bu Arap partnerlerimiz, müttefiklerimiz bizimle çalışmayacaklar diyor. Bunu Dışişleri Bakanlığı'nın bir numaralı Orta Doğu diplomatı Barbara Leaf alıyor. Brett McGurk başta olmak üzere başka Beyaz Saray yetkililerine gönderiyor. Ve diyor ki bakın diyor bu çok büyük bir risk diyor. Ona mesela Brett McGurk'ün hemen cevap verdiğini görüyoruz ve biraz yanlış anlıyor esasında. Eğer diyor burada diyor ateşkes çağrısında bulunmamıza yönelik bir teklif varsa, bir öneri varsa buna kesinlikle hayır demeliyiz diyor. Yani o kadar net. Bu yanlış hatırlamıyorsam 11 Ekim o e-mail. Yani hiçbir şekilde ateşkes çağrısı yapmayacağız diyor. Çok net bir şekilde orada bir sınır çiziyor. Ama diyor eğer diyor insani yardım çağrısı, insani yardımlar Gazze'ye girmeli diyeceksek %100 diyor. Yani şimdi işte birazcık bu ne perhiz bu ne lahana turşusu oluyor. Anlatabiliyor muyum? Burada artık son dönemde bu yaklaşım çok fazla ciddiye alınmıyor. Yani ciddiye alınmıyordan kastım yani Biden yönetiminin kendisinin savunması olarak habere yazılıyor. Ama birçok kişinin bu yaklaşıma inancını kaybettiğini görüyoruz. Neden? Çünkü milyarlarca dolar silah gönderiliyor. Hiçbir şekilde bir takım sivillere yönelik saldırıların uluslararası hukuku zedeleyecek nitelikteki bir takım aksiyonların yani hiçbir şeyin bir sonucu olmuyor. Amerika'nın başka ülkelerle ilişkisinde davranışını, o ülkenin davranışını değiştirmek için elindeki birçok kozu kullandığını görüyoruz. Ama İsrail için bunların kullanılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada insanlar giderek bu çifte standardın farkına varıyorlar. Ve bunu sorgular bir hale geliyorlar. Yani e-maillerde de bu
endişelerin ta bir sene öncesinden bile belli olduğunu, görüldüğünü, tartışıldığını anlıyoruz. Peki haber bayağı ilgi gördü. Çok konuşulduğunu görüyorum. Ne tür değerlendirmeler yapılıyor? Bir özetler misin? Yani ne var bunda diyenler mi var? Yoksa işte demek ki buradan böyle olmuş diyenler mi var? Devlet sırrını ifşa ettiğin için sana kızanlar mı var? Yok, o kısma yönelik bir şey almadım şimdilik. Dediğim gibi Nisan ayında başka bir haber yapmıştık. Orada gizli bir memorandum vardı. O zaman işte devlet sırrıyla ilgili nasıl haber yaparsın diye birkaç tane eleştiri, bazı tweetler vesaire bunları görmüştüm. Şu ana kadar bu haberle ilgili bu şekilde bir şey görmedim. Yani tepkiler aşağı yukarı beklediğim gibi. Son dönemde dediğim gibi Amerika'nın mesela Dışişleri Bakanlığı'nda özellikle silahların onaylanma sürecinde insan hakları ile ilgili ayrı bir bürosu var Dışişleri Bakanlığı'nın ve bu büronun ideal bir dünyada bu büronun görevi hiçbir insan hakları ihlaline karışmış ordunun, başka bir ülke ordusunun hiçbir biriminin Amerikan silahı yardımı almaması, Amerikan askeri yardımı almaması. Bununla ilgili görüş bildiriyor bu büro. En sonunda yine Dışişleri Bakanı'nın yetkisinde tamam ben senin görüşlerini dinledim ama benim kararım bu silahların gönderilmesi yönünde diyebiliyor. Ancak son dönemde o kadar çok yani işte benimkisi olsun, bugün ProPublica'da da başka bir haber çıktı, buradaki başka meslektaşlarım da olsun. Bu süreçlerde hep silahların gönderilmesi, İsrail'in daha yararına olacak, İsrail'in tercih edeceği yönde politika kararlarının alınmasına yönelik haberler okuyoruz. Ve içeride Dışişleri Bakanlığı'nda Beyaz Sarayı çok fazla bilmiyorum, oradan çok fazla e-mail sızdığını görmedim. Yani bu belki de ilki ama Dışişleri Bakanlığı'nda Tony Blinken'ın kararlarına itiraz edildiğini gayet iyi biliyorum. İçeride birçok diplomatın mevcut politikadan rahatsız olduğunu biliyorum. Bunlarla ilgili yazıyoruz. Yani bu haberde şu temayı gene şey yapıyor, tekrarlıyor. Çok erken bir zamandan beri, geçen sene bu savaşın başlamasından birkaç gün sonradan itibaren savaşın gidebileceği nokta, ne kadar çok insanın ölebileceği ve ne kadar büyük bir insani krizin oluşabileceğine yönelik endişeler daha birkaç gün öncesinden biliniyormuş. Ve engellemek için hiçbir şey yapılmamış demek istemiyorum. Çünkü Amerika kendi çapında bir şeyler yapmaya çalıştı. Ancak birçok insan gerçekten çok az şey yaptığını, hiçbir şey yapmadığını düşünüyor. Ve yani bu eleştirilerinde de haksız değiller. Çünkü 40 bin kişiden fazla insan öldü. Artık bugün Gazze'ye baktığımızda yerle bir olmuş bir yer görüyoruz. Hani insanların tekrar evlerine gitmeleri, gidebilecekler mi, gitmelerinin bir anlamı olacak mı? Hani birçok çocuğun çeşitli uzuvlarını yitirdiğini görüyoruz. Annesiz babasız kaldığını görüyoruz. Yani inanılmaz bir trajedi. Ve Amerika'daki yetkililer hep, yani İsrail egemen bir ülke, kendi kararlarını veren bir ülke, biz ne yaparsak yapalım gene kendi bildiğini okuyacaktı şeklinde bir savunma sunuyorlar. Yani bu savunma çok eleştiriliyor. Çok fazla insanın artık bunu kabul ettiğini zannetmiyorum. Kabul etmesi oldukça zor bir savunma. Çünkü elinizde silah yardımı gibi çok büyük bir koz var. İsrail'in silahlarının %70'i Amerika'dan geliyor. Bunların içerisinde inanılmaz sofistike silahlar var. Aynı zamanda çok yıkıcı silahlar da var. Bir kere atıldığı zaman bütün bir bloğu yamyasta edebilecek silahlar var. Ve bunların hepsini gönderdi Amerika. Dolayısıyla biz bir şey yapamazdık, durduramazdık. Yani bu yaklaşıma artık kimsenin inandığını düşünmüyorum. Bunu gözlemlemiyorum. Bu e-maillerde da daha 3 gün, 4 gün, 5 gün sonrasından ne kadar büyük bir insani kriz olabileceğine yönelik endişeler tartışılmış. Dolayısıyla yani yorumu okuyucuya bırakayım diyeyim.
Peki bitirmeden bir şey sormak istiyorum. Bu senin yaptığın haberle bir şekilde bağlantılı ama daha farklı bir olay. Bir Amerikan vatandaşı Türk kadın öldürüldü Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından. Ayşenur Ezgi Eygi cenazesi Türkiye'de defnedildi. Numan Kurtulmuş konuşma yaptı vesaire. Benim gördüğüm kadarıyla Amerikan yönetimi, Amerikan ilgili kurumları kendi vatandaşı olan bu kadın konusunda çok fazla bir şey yapmadılar. Yanılıyor muyum? Yok, hiç yanılmıyorsun. Bu konuda da o günlerde çok fazla soru soruldu briefinglerde. Biden yönetimi çok ciddi bir eleştiri aldı. Çünkü artık yani biraz şey bir tabir olacak ama zurnanın zırt dediği yer değil mi? Kendi vatandaşları artık Amerikan vatandaşıydı Ayşenur. Bununla ilgili ben de haber yaptım. Yani normalde hani savunma Amerikan vatandaşları nerede olursa olsun her zaman bizim en büyük önceliğimiz. Ancak sonucu değiştirmedi en nihayetinde. Dışişleri Bakanı Blinken sanırım bir gezideydi. Tam nerede olduğunu hatırlamıyorum. Londra'daydı galiba. Oradaki basın toplantısında kendisine göre sert denilebilecek bir açıklamada bulundu. Ancak yani hani evrensel anlamda ne kadar sertti bilemiyorum. Yani orada dediğim gibi Amerikalı yetkililer İsrail'i açık açık eleştirme yoluna pek gitmiyorlar. En azından bu yönetim gitmiyor. Bunun yapıcı olduğunu, kendileri için etkin bir diplomasi olduğuna inanmıyorlar. Biz diyorlar kapalı kapılar ardında özel görüşmelerde istediğimizi alma konusunda işte ısrarımızı vesaire talebimizi daha rahat belirtiyoruz ve o şekilde yol alıyoruz diyorlar. Ne kadar yol alıp almadıklarını işte konuştuk seninle. Hani yoruma açık. Ama orada Blinken önemli bir çağrıda bulundu ve çok ciddi bir şekilde İsrail ordusunun kurallarını eleştirdi. Yani bu göstericilerin ellerinde sopa ve taşlar var dedi. Niçin onlara silahla, tüfekle cevap veriliyor. Yani bunlar işte ne deniyor ona? Hani plastik mermi bile değil. Yani canlı mermiyle cevap veriyorsunuz ve işte hani oradan sekmiş onu öldürür. Bunun önemi yok dedi. Yani burada çok orantısız bir güç kullanımı var ve İsrail ordusunun bu güç kullanımını, bu angajman kurallarını bir gözden geçirmesi gerekiyor diye sert bir çıkış yaptı. Ancak yani sonrası devamı yok, anlatabiliyor muyum? Zaten Ayşenur vefat etti. Onu geri getirmek mümkün değil. Burada Amerika'nın bunu sorduk biz de defalarca. Ancak tatminkar bir cevap yok. Yani gene aynı şey orada da. Eğer ciddi bir politika değişikliği istiyorsanız karşınızdaki muhatabınızda ve diplomasi yoluyla, ısrarla, müzakerelerle eğer bu sonucu alamadıysanız o zaman elinizdeki kozları bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Eğer kullanmıyorsanız o da sizin bir seçiminiz oluyor. Bir politika seçiminiz oluyor. Yani ondan sonra da ama biz ne yaparsak yapalım karşımızdakini durduramayız demek bana pek mantıklı gelmiyor. Çünkü elinizde yapabileceğiniz şeyler var ve yapmıyorsanız, yapmıyorsunuz. Ayşenur'un olayında da bence benzer bir şey oldu. Evet Hümeyra çok sağ ol. Gerçekten tekrar tebrik ediyorum. Sağ Amerika olun Şen. Birleşik Devletleri'nin 3 önemli kurumunun üst düzey yöneticilerinin 7 Ekim'den sonra 4 gün sonra başlayan birkaç gün süren Gazze olayıyla ilgili tartışmalarının e-postalarını bulduğu, yayınladığı Hümeyra Pamuk, Reuters'te, Washington'da dış politika editörü. Bayağı bir atlatma haberdi ve aslında birçok şeyi daha fazla aydınlanmasına yardımcı oldu ve bize bu e-postalarda neler konuşulduğunu, bu tartışmaların nelere yol açmış olabileceğini anlattı. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.